kim olabilir sizce? Bir bay olmasın? Bence belki bir bayan. Bu bayan belki de film artisti. Şarkıcı da olabilir. Tiyatro artisti de olabilir tabii. Şimdi üzmeyle tek başımıza tahmin yürütmeyelim de. Hadi başlayalım. Sizler de bizlere katılıyorsunuz değil mi? Evet, başlayalım. Başlayalım. Erkek misiniz? Hayır. Tiyatro artisti misiniz acaba? Evet. Ödül aldınız mı? Aldım. Hangi tarihte beni ödülleri? 3 İlhan İskender ödülü, 1 yılın kadını, 2 altın portakal. Bu yılda gene 2 ödül aldım. Ne tür oynuyorsunuz acaba? Konuşarak. Televizyona hiç çıktınız mı? Çıktım. Sürekli olarak mı? Bir süre. Devlet tiyatrosunda mısınız yoksa topluluğunuz var mı? Topluluğumuz var. Topluluğunuz kendi adınızı mı taşıyor? Hayır. Türkiye'yi dış ülkelerde temsil ettiniz mi? Evet. Bu topluluğunuz nerede? İstanbul'da. Evli misiniz acaba? Evet. Uzun boylu musunuz? Oldukça. Saçlarınız uzun mu? Uzun. Ne renk? Kahverengi. Gözünüz ne renk? Ela. Oynadığınız oyunlardan belli başlı yıllarını söyler misiniz? Marie Stuart, Antigone, Miras, Pembe Kadın, Derya Gülü, Nalınlar. Yeter mi? En son oynadığınız oyunun adı? Onu söyleyeyim mi? Söyle. Söyleyebilir miyim? Söyleyeyim. Çok ipucu vermiş olacağım ama. Peki o zaman kalsın. Kim olabilir? Kim olabilir acaba? Bediye Muhabbet. Yıldız Kenter. Olabilir. Bence Yıldız Kenter. Yıldız Kenter misiniz? Evet benim. Merhabalar. Siz beni tanıdınız. Ben de sizi tanıyayım. Adın ne? Ertuğ. Ertuğ. Evet. Hakan. Hakan. Merhaba Hakan. Şevki. Şevki. Önde. Önder. İrem. İrem. En önce senin elini sıkmam gerekirdi değil mi? Affedersin. Evet. Başka neler soracaksınız sanat bana? Sanat hayatınıza nasıl başladınız? Sizin gibi başladım ben de sanat hayatıma. Aşağı yukarı 11-12 yaşındaydım. Radyo Çocuk Kulübü'nde başladım Ankara'da. Ondan sonra halk evinde oyunlara çıktım. Mesleğinizden memnun musunuz acaba? Memnun muyum bilmiyorum ama çok seviyorum mesleğimi. Hı. Ya bize de tavsiye eder misiniz? Hiç kimseye meslek tavsiye etmem. Ben bilmem böyle bir adet zaten yerinde olur mu? Bence herkes çok sevdiği işi yapmalı. Tabii. Ve başarı kazanacağı işi yapmalı. Onun için eğer olmak isterseniz tiyatrocu, tabii ben sevinirim. Tiyatrocu olanlara, tiyatroyu sahiden sevenlere, saygı duyanlara ben de çok büyük sevgi, saygı duyarım. Eğer tiyatroculuğu seçmemiş olsaydınız başka hangi meslekleri seçerdiniz? Vallahi onu bazen ben de düşünüyorum. Galiba hiç işe yaramaz bir insan olur kalırdım. Tiyatro hayatınızda unutulmayan bir anınız var mı acaba? Çok var. Çok var. Ama biliyorsunuz unutulmayan anılar yeri, sırası, zamanı geldiği zaman anlatılınca çok cazip oluyorlar. Durup dururken bir şey anlatmak, bir hikaye, bir espri, bir anı anlatmak o anıyı yaşamamış insanlara çok cazip gelmiyor. Evet. Hatta bununla ilgili bir fıkra geldi aklıma. Adamın biri bir tek fıkra biliyormuş ve boyuna onu anlatmak istiyormuş. Yerli yersiz de anlatıyormuş bu fıkrasını. Arkadaşları demişler ki yapma etme sırasını bekle bunu. Peki demiş beklemiş sırası gelmemiş. Sonra bir gün evinde bir toplantı yapmış. İşte herkes fıkraları anlatıyor, gülüyor. Ondan sonra buna bir türlü sıra gelmiyor. Anlatmak istediği de bir avcı fıkrasıymış. Beklemiş
Bakmış sıra gelmiyor. Hemen duvardan çifteyi almış. Bom demiş. Bir patlatmış. Sırası gelmişken şimdi size bir avcı fıkrası anlatayım demiş. Hiç değilse o sırasını getirmiş. Benim için öyle bir imkan da yok şimdi. Bu mesleği niçin seçtiniz? Galiba çok sevdiğim için seçtim. Ve bir hatam oldu benim. Neden bu mesleği seçtiğimi sonradan düşünmeye başladım. Mesleği seçtiğim zaman çok küçüktüm. Sizler kadardım. Onun için demin tavsiyeden bahsettiniz. Ben size şunu tavsiye edebilirim. Bir şeyi yapmaya karar verdiğiniz zaman, eğer hele bu seçeceğiniz bir meslekse, niçin bu mesleği seçiyorum diye düşünün. Onun cevabını bulun. Ondan sonra o mesleğe girin. Bu mesleğe başlamanız için yakınlarınızın bir tavsiyesi oldu mu yani? Katkısı da? Hayır, olmadı. Ben kavga dövüş başladım. Çünkü evde hiç kimse benim oyuncu olmamı, tiyatro okuluna gitmemi istemiyordu. Bu nedense eskiden beri devam ede gelmiş bir adet. Belki sizler bile böyle bir mesleği seçmek isterseniz evinizle mücadele etmek mecburiyetinde kalacaksınız. Bu mücadeleler oluyor. O sizin bu işi yapma arzunuza, yapma isteğinize, o işe duyduğunuz sevgiye bağlı. Mesleğiniz yorucu mu? Çok yorucu. Memnun musunuz? Çok yorucu. Tabii yorucu oluşundan memnun değilim. Bugünlerde öyle sıkı bir tempo içindeyim ki ben her akşam burada oynuyorum. Her sabah ilk uçakla İstanbul'a gidiyorum. Orada bir filme başlamıştım. O film biraz uzadı. Gündüz orada filmde çalışıyorum. Akşam gene uçakla gelip burada oyunumu oynuyorum. Biraz yorucu oluyor ama enteresan. İlk oynadığınız tiyatro eserinin adını size söyler misiniz? Profesyonel olarak oynadığım tiyatro eserinin mi? Evet. Devlet Tiyatrosu'nda 12. geceyi oynadım. Mesleğinizin dışında yaptığınız bir şey var mı? Mesleğim çok kıskanç. Başka bir şeyler yapmaya vakit bırakmıyor. Devamlı çalışmak mecburiyetindeyim. Tiyatromuzu idare edebilmek için devamlı araştırma yapmak mecburiyetindeyim. Ama okumayı, müziği çok seviyorum. Bir de belki tuhafınıza gider, ev işini de çok seviyorum ben. Evde olduğum zamanlar iş yaparak dinlenebiliyorum. Hiç tiyatro eseri yazdınız mı? Yazmadım maalesef. O çok başka türlü bir kabiliyet ister. Ama çevirdim. Tiyatro hayatınızda takdir ettiğiniz kişiler var mı? Çok var. Ya bunlar en önemli başlıcaları kimler? Türkiye çok önemli tiyatro insanları yetiştirdi. Rejisör olarak, yazar olarak, oyuncu olarak ve idareci olarak. Bunların hepsini bu arada saymama pek imkan yok. Ama işinde ilerleme savaşı vermekte olanlar, işlerine saygısı, sevgisi olanlar daima hep birinci planda durmayı başarabildiler. Mesleğinizi bırakmayı düşünüyor musunuz? Hayır, hayır, hiç düşünmüyorum. İnşallah. Size konumuza ayrı bir soru soracağım. 1 milyon lira verseler size, onu nerelere harcardınız? Ay hemen borçlarımı öderdim. Evet. Peki bu meslekten başka sevdiğiniz, beğendiğiniz, takdir ettiğiniz bir meslek var mı? Ah, o kadar çok var ki. Ama onların hepsini yapmaya imkan yok. Müzik yapmak isterdim. Sonra dans çok seviyorum. Bale bölümü açık olsaydı benim zamanımda konservatuvara belki baleye girerdim. Ama açık değildi. Ben ona yetişemedim. Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? Boş zamanım yok. Hep tiyatro çalışıyorum. Yani boş zaman olmuyor. Ah şu zamanım boş, nasıl değerlendireyim diye bir endişem yok. Onun için boyuna çalışıyorum. En çok hangi rollere çıkarsınız? Vallahi zannediyorum ki tiyatromuz için, toplumumuz için mali durumumuza el veren oyunları biraz da seçiyoruz. Fakat onları seçerken daha çok insanı, insanın problemlerini yansıtan oyunları seçmeyi tercih ediyoruz. Bize bugün için bir armağan hazırlamış mıydınız? Masal. Ben çok acele çağrıldım bu programa. Tabii size bir armağan sunmak isterim.
sunmaya çalışacağım. Şayet sunabilirsem. Başka sormak istediğiniz sorular var mı? Ben size bir iki soru sorayım mı? Siz ne olmak istiyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Ben doktorlukla tiyatro sanatçısı arasında bocalıyorum. Seçime şey demiyorum. Çok, de çok seviyorum, değerli doktorlarımızdan müzisyen olanlar, sinema oyuncusu olanlar var. Yani ikisini at başı yürütebilenler var. Alaaddin Yavaşçı mesela. Tabii, tabii o var. Nevzat Atlı var. Değil mi? Daha pek çok var. Sen ne olacaksın? Ben tiyatrocu olacağım. Tiyatrocu. Kararın karar yani. Değiştirmeye imkan yok bunu. Ben sana çok başarılar dilerim. İnşallah beraber oynayacak kadar uzun yaşarım ben. Evet. Başka sormak istediğiniz bir şey? Yok. Size yok. Çok teşekkür ederiz. Ben de size çok teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ederim. Ben o zaman size bir küçük masal anlatayım. Benim masalımın adı Mahmud'un çizdiği resimler. Odamın duvarına asmak için bir resim istiyorum dedi Mahmud. Mor renkli kalemini aldı eline ve bir ev çizdi. Sonra birkaç ev daha çizince küçücük bir şehir oldu. Uzakta. Şehrin etrafında tepeler vardı, sonra ağaçlar vardı. Uzun bir yolun ucundaydı bu şehir. Ah dedi Mahmud, ah dedi. Ay ışığında kim bilir ne güzel görünür. Sonra ayı çizmek için hop dedi, resmin içine atlayıverdi. Çizdiği resimlere baktı. Hii dedi, evleri gördü. Ay dedi, ben bir devim. Ama şehirde bir dev bütün insanları korkutabilir. Allah'tan uyanıp da kimse beni görmedi dedi. Tepeleri aşmaya başladı. Öf dedi, öf. Amma büyüğüm, amma büyüğüm ben dedi. Mahmud'un başı bulutların bile üstündeydi. Sonra birkaç adım daha attı. Kara bitti, son buldu. Karanın son bulduğu her yerde su olurdu. Evet, evet dedi Mahmud. İşte deniz. Hemen denizi çizdi. Sonra işte dedi, martılar da var. Martıları da çizdi. Mahmud denizin içinde yürüyebiliyordu. Kocamandı. Sonra bir vapur gördü. Bu okyanusları aşan cinsten bir vapur. O geçti. Ondan sonra suların arasından bir balina çıktı. Sularını fışkırta fışkırta. Az ilerisinde Mahmud'un bir gemi vardı. Eski bir yelkenli gemi. Mahmud hop dedi, hemen ona yetişti. Yelkenliği geçti. Sonra bir büyük tepenin önünde deniz bitti. Denizden çıkması için kayalar gerekti. Hemen kayaları çizdi. Kayalara tırmandı. Denizden çıktı. Sonra gene tepelere doğru tırmanıp yürümeye başladı. Bir ara arkasını döndü baktı. Ay bir de ne görsün? Gemi kayalara çok yakın değil mi? Eyvah! Şimdi ne yapsın? Hemen bir deniz feneri çizdi. Bütün gemicilerin kolaylıkla görebileceği bir yere. Ondan sonra gemi başladı tepeleri tırmanmaya. Mahmud'un boyu bütün tepelerden daha yüksekti. Öf dedi. Ben dedi her şeyden daha büyüğüm dedi. Sonra birden aklına uçaklar geldi. Aman dedi. Tam zamanında başını eğdi. Bir jet geçmişti. Hem de çok hızlı uçuyordu. Öf dedi. Yani çok kötü bir kaza olabilirdi. Ondan sonra Mahmud bir vadi buldu. Aa dedi. Burası dedi tren yolu için fevkalade. Fevkalade. Raylar dümdüz bir araziden ne güzel uzanabilirdi. Başladı rayları çizmeye. Rayların etrafına çiçekler, kuşlar yaptı. E tabii dedi. İnsanlar trenden bakınca bir şeyler görmek isterler. Rayları, kuşları, çiçekleri çize çize yürüdü, yürüdü. Sonra birden aklına geldi. Trenlere de çok dikkat etmesi gerekirdi. Of dedi. Bütün bu işler küçük Mahmud için çok büyük. Ve bu düşünceyle
birden küçülüverdi. Küçücük oldu. Papatyanın yarısı kadardı. Kuştan bile küçüktü. Ay, eve nasıl dönecekti şimdi? O kocaman okyanusu aşamazdı artık. O dik tepelere tırmanamazdı. Böyle düşünürken hop dedi, birden bir fare deliğinin içine düştü. Ay affedersiniz, affedersiniz dedi fareye. Sonra oturdu bir çakılın üstüne. Başladı düşünmeye. Düşündü, düşündü, düşündü. Sonra hopladı kalktı. Aman dedi, bu sadece bir resim dedi. Aldı kalemini eline, çizdi, karaladı. Ne büyüğüm, ne küçüğüm. Neysem oyum işte dedi. Ama acaba sahiden öyle miydi? Ah, evdeyken hep öyleydi ama. Hemen odasının kapısını çizdi. Kapının arkasında uzun bir ayna vardı. Gitti aynaya baktı, baktı. Evet dedi. Evet, neysem oyum işte. Oh, odasına döndüğüne sevinmişti. Öyle yorgundu ki, ama hala odasının duvarına asacak bir resmi yoktu. Onun için yatmadan önce oturdu, bir resim daha çizdi. Çok teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.